Arkadaşlar, bugün bahçemize açtığımız kanalların yeraltı su döşemesinin kapatmasını yapıyoruz. Aşağıda sulama kanalımız var. Oradan motorla basacağız. Buradan şöyle gelecek kanalla birlikte yeraltı döşeme borusu 10 atülük 75'lik döşedik. Şöyle tarlanın öteki ucuna kadar çıkacak. Sonra bu orta yerden bir T attık. Bu T ile şurasını kepçe geçsin diye kapattık. Bakın şöyle 1 metrelik şeylerimiz var. Kabal deniyor bunlara. Bunları bu şekilde döşedik. 9 karık olacak burada. Her karığın başına birer tane damlama çıkışı verdik. Bu damlama çıkışı yukarıda 4'e bölünecek. Şöyle devam ediyor. 4'e bölünecek. Şimdi kepçemiz geliyor bakın. Şuradaki karığı çiğnemek zorunda çünkü kaybolacak. Şu tepecikler. Bakın şurada tepecikler var. Sırayla. Bu tepeciklere fidanlarımızı dikeceğiz. 9 karık var burada. Her fidan kazıldı. Ters çevrildi toprak. Ondan sonra da şimdi fidanlarımızı beklemeye başlayacağız. Arkadaş hele bir kapatsın şuralarını. Şimdi öteki baştan başlayacağız kapatmaya. Hem benim için bir gelecekte ne yaptığımızı bilmemiz açısından bu video bayağı bir faydalı olacak bana da. Ben yer altından çekmemin tek sebebi otla mücadelede rahat edebilmek için. Otla mücadelede rahat edebilmek için. Bakın yanımdaki aşağı yukarı 20-22 yıllık bir ceviz bahçesi. Bu beri taraftakiler yalnız 5. yaşında. Öbür tarafta bir 11 dönüm yeri şeyin bahçenin 5 yaşında, geri kalan 14 dönüm yeri var, eski bir yer. Oradakiler 20-22 yaşında anlattıklarına göre. Ve şu anda bahçenin durumu da çok iyi. Çok iyi verimler alıyor. Sistemleri çok düzenli. İçeriye güzel bir bina yapmışlar. İşletim binası yapmışlar. Ve burada bayağı da güzel çalışmalar yapıyor arkadaşlar. Sağdan soldan gelen arkadaşların da derdini görüyor. Herkese kolay gelsin. İyi günler diliyorum.